Mansur Başkanımız rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Sosyal Kültür Daire Başkanımız var. Ali Başkan var. Birlikte programı başlatacağız. 103 yıl önce Kızılca Gün idi. Kızılca Gün nedir? Bizim binlerce yıllık tarihimizde yeni bir lideri müjdeleyen, yeni bir devleti müjdeleyen günler ve Kızılca Günler'de de Seymen Dizilme Töresi gerçekleşir. Seymen Dizilme Töresi'nin 3 tane töreni var. Bunlardan ilki bugün burada temsili olarak gerçekleştireceğimiz Silsil Ateşi'nin yakılması. İkincisi ise yarın sabah gerçekleşecek. 103 yıl önce de 27 Aralık 1919 sabahı Ulucanlar'da Seymenler Kahvesi'nde gerçekleştirilen sancak töreni. Üçüncüsü de Seymen Alayı. Seymen Alayı'nın harekete geçmesi ve karşılama töreni. Düğünlerde de kurulurdu ama özellikle Kızılca Günü'nün daveti olarak Seymen Alayı'nı, Seymen Dizilme'yi müjdeleyen ve davet eden gün. Yüksekçe bir yerde yakılır silsil ateşi. Her taraftan görülecek şekilde ateşi gören Seymenler bir araya gelirler. Toplanma çağrısıdır bu. Davet çağrısıdır, birlik çağrısıdır. Ve ateşi gören tüm Seymenler bir araya gelirler. 27 Aralık 1919'da da böyle olmuştur. Binlerce atlı ve yaya Seymen bir araya gelmiştir. Bu anlamda çok çok önemi vardır bu geleneğin. Ateşin bir de kurbanı vardır. Koç atma dediğimiz bir kurbanı vardır. Duaları, salaları vardır. Temsili olduğu için bazı bölümlere atlıyor olabiliriz. Ateş yandıktan sonra da etrafında boşluk bırakıyoruz. Sinsin Zeybe, Sinsin oynuyoruz davul zurnayla birlikte. Ardından zeybekler dönüyor. Ardından da ağırlama halayları dediğimiz yarım halka halaylarımızı, bu yörenin halaylarını davul zurna eşliğinde oynuyoruz. Ne diyelim? Sinsinimiz hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü, Kızılca Günümüz hayırlı uğurlu olsun. 27 Aralık'ın sadece Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü olarak hatırlanmasının ötesinde arka planındaki Oğuz Töresi, Kızılca Gün'ün farkındalığını bundan sonra inşallah her yıl daha da artan etkinlikle kutlanarak yanıtılması, Ankara'nın şuuruna yerleşmesi için gayretlerimiz devam edecek. Bu Sinsin Ateşi'nin de bu farkındalığa katkı yapması düşüncesiyle hayırlı olsun diyorum. Thank you.
Müzik